Bir varmış, bir yokmuş. Ju Denizi engin ve çalkantılıymış. Çok eskiden denizin kıyısında güçlü bir kralın yönettiği bir krallık varmış. Kimse kralın belirlediğinden başka bir şey yapmaya ya da söylemeye cesaret edemezmiş. Kralın kızı bile istediğini yapamazmış. Genç kız çok güzel, akıllı ve iyi huylu olduğundan dünyanın dört bucağından bir sürü isteyeni olurmuş. Yıllar boyunca kral adayları birbiri ardına geri çevirmiş. Prenses bir köşkte kalıyor, dalgın dalgın uzakları seyrederek ay biçimindeki udunu tatlı tatlı çalıyormuş. Oturduğu yerden başı beyaz bulutlarla taçlı ulu dağı seyrediyormuş. Bu dağın adı Bulutlu Dağ'ymış. Bu dağın doruğunda kraldan korkmayan tek insan yaşarmış. Askerler yanına yöresine uğramaz, kralın danışmanları bile onu öfkelendirmekten çekinirmiş. Onu beyaz atının üstünde gördüklerini söylerlermiş. Ona bu yüzden Kaptan Albin adını takmışlar. Albin, beyazlı anlamına geliyormuş. Bir gün kral prensese, komşu krallıkta bir damat adayını geri çevirdim. Tavırları çok zavallıydı. Ne adı ne gücü bakımından benimle eşit olmadığını biliyor olmalı. Benden korkan bir damada değer vermem demiş. Ya senden korkmasaydı baba diye sormuş prenses yumuşak bir sesle. Benden korkmayan bir damattan da nefret ederim demiş kral ve eklemiş şimdiye kadar öfkemden kurtulan hiç kimse çıkmadı. Prenses dalgın dalgın köşküne dönüp sevdiği udunu çalmaya devam etmiş. Ey sen bulutlu dağda yaşayan diyormuş udu. Gel beni götür, gözlerin yaz göğündeki şirin beyaz bulutlar, gözlerin azgın fırtınaların yaban kara bulutları. Tez gel, ey düşlediğim adam, zavallı prensesini götür. O anda başının üzerinde ince bir ses duyulmuş. Udun şarkısını gidip ona söyleyeceğim diyormuş bir saksağan. Prenses hayır, sakın söyleme dese de saksağan çoktan uçup gitmiş. Bulutlu Dağ'a geldiğinde doğru Albin'in yanına uçmuş. Ne oldu saksağanım diye sormuş Albin. Hemen atına atla demiş saksağan soluk soluğa. Git prensesi bul, seni bekliyor. Albin bir an düşünmüş ve pek de inanmayarak beni kendine eş mi alacak diye sormuş. Herhalde ben uydurmadım demiş ona saksağan. Ama ne var ki babası güçlü ve kötü bir kral. Herkes ondan korkar. Ben korkmam diye kestirip atmış Albin. Prenses saraya dönmeye hazırlanıyormuş. O anda Albin bir rüzgarın içinden çıkarak atıyla kızın önünde durmuş. Kızın güzelliği karşısında onun da yüreği sıkışmış. Beni kendine eş olarak istiyor musun prenses diye ciddi bir sesle sormuş Albin. Prenses gülümseyerek gözleriyle evet demiş. Bunun üzerine Albin prensesi atının önüne aldığı gibi oradan kanatlanarak uzaklaşmış. Sarayda prensesin kaybolduğu fark edilince ortalık karışmış. Sonunda prensesin şarkı söyleyen tatlı sesinin Bulutlu Dağ'ın eteklerinden geldiği haberi saraya ulaşmış. Prensesimizi Kaptan Albin götürmüş olmalı demiş gelen haberci soluk soluğa. Herkes bir korkuya kapılmış. Albin'i savaşarak yenemeyeceklerini biliyorlarmış. Sonunda Albin'i ancak kurnazlıkla yenebilecekleri kanaatine varmışlar. Hemen aynı gün Bulutlu Dağ'a soylu elçiler gönderilmiş. Bulutlu Dağ'ın doruklarında Albin onları karşılamış. Önünde saygıyla eğilmişler ve en yaşlıları söz almış. Çok soylu efendi, sana iyi bir haber getirdik. Sevgili kralımız cesaretinizden dolayı sizi tanımayı çok istiyor. Damadı olarak sizi sarayına davet ediyor. Prensese doğru dönmüş ve onun ağladığını görmüş. Anneni babanı görmeye gitmeye ister misin diye sormuş ona doğru eğilerek. Prenses başıyla evet işareti yapınca Albin'in söyleyecek sözü kalmamış. Elçilere dönüp pekala sizinle geliyoruz demiş. Büyük bir karşılama için kralın sarayında her şey hazırlanmış. Herkes Albin'in başarısına ve prensesle birleşmesinin şerefine çok içmiş. Albin bu sıcak karşılamadan çok memnunmuş ve kadehleri birbiri arkasına boşaltıyormuş. Sonunda Albin sızmış. Kral da bu anı bekliyormuş.
Kralın bir işaretiyle iki büyücü salona girmiş, göz açıp kapayıncaya kadar Albin'i zincirlere vurmuşlar. Prenses çığlıklar koparmış ama kralın buyruğu üzerine dört hizmetkar prensesi tutup bahçedeki köşke taşımış ve oraya kapatıp kapıyı kilitlemişler. O zaman büyücüler deniz kurumasın, Albin oradan hiç çıkmasın diye sihirli sözleri okuyarak zincire vurulmuş Albin'i denizin dibine atmışlar. Eski bir hizmetçisi köşkün anahtarını bulup kapıyı açıncaya kadar prenses köşkte kapalı kalmış. Hemen kaçın prenses, Albin'i zincire vurup Ju denizinin dibine attılar, sana ne yapacaklarını kim bilir demiş hizmetçi. Prenses diyar diyar dolaşmaya başlamış, günün birinde bir yaşlıyla karşılaşmış. Ağlama demiş yufka yürekli yaşlı, aklıma bir fikir geldi. Doğu dağlarının bir yerinde rüzgar cini yaşıyor. Bu cin belki rüzgarını sana ödünç verebilir. Onları 7 şişede sakladığını söylüyorlar. Rüzgarları sana ödünç verebilirse onları deniz kıyısına götürebilirsin. Kıyıda şişelerin hepsini açman yeter. Koca denize karşı bu rüzgarlar ne yapabilir diye hıçkırmış prenses. Ne mi yapar demiş yaşlı. Görürsün, rüzgar denizi çırpar, köpürtür, binlerce damla haline getirir, kurutur. Yeryüzünün bütün rüzgarları aynı anda, aynı yerde eserse neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Prenses büyük bir iştenlikle yaşlıya teşekkür etmiş. Prenses Doğu Dağları'na uzun bir yolculuktan sonra orada oturan rüzgar cinini bulmuş. Yorgunluktan ayakta duramıyormuş. Cine başından geçenleri anlatmış. Demek 7 şişemi sana ödünç vermemi istiyorsun diye sormuş cin. Dünyanın bütün rüzgarlarının bu şişelerde olduğunu biliyorsun değil mi? Böyle bir şey insanlara verilebilir mi? Sonra şöyle devam etmiş cin. Senin kadar kendisini feda edebilecek birini tanımadım. Şişeleri mi sana ödünç vereceğim? Ama onları bana geri getireceksin. Şişeleri Ju denizinin kıyısına varınca aç. Bora'nın denizin dibine varacak kadar güçlü olması için hepsini aynı anda açmayı sakın unutma. Prenses sevinçten ne yapacağını bilemiyormuş. Dönüş yolunda o kadar yorgunmuş ki bir süre sonra karşısına çıkan ilk kayanın üzerine uzanmış. İçinde şişelerin olduğu paketi usulca yere bırakmış ve derin bir uykuya dalmış. Bu arada kral prensesi bütün ülkede aratıyormuş ama kimse onu ele vermemiş. O zaman kralın adamları Ju denizine giden bütün yolları tutmuşlar. Bazı adamları da bölgeyi tarıyormuş. Kötü şans bu adamlardan ikisini prensesin uyuduğu kayanın yanına götürmüş. Gürültü yapmadan paketin içindekileri incelemişler. Meraka kapılıp şişelerden birinin kapağını açmışlar. Rüzgar çıkmış, ağaçları sallamış. Korkuya kapılmışlar ama yine de şişeleri gizlice boşaltmaya karar vermişler. Birden prenses hareket etmeye başlamış. Yakalanmaktan korkan adamlar geldikleri gibi gidivermişler. Prenses gözlerini açmış ve uyuyakaldığını anlamış. Hemen kalkmış, paketini kaptığı gibi Ju denizine doğru koşmaya başlamış. Engin denizde küçük dalgalar kıpır kıpırmış. Prenses kıyıda durmuş, gözleri elmas gibi parlıyormuş. Biraz sabret. Az sonra göreceksin demiş kendi kendine alçak sesle. Hemen paketi açmış, şişeleri deniz kıyısına dizmiş. Önce birincisini, sonra ikincisini açmış. Deniz ürpermeye, inlemeye başlamış. Dağ gibi dalgalar çıkmış. Prenses çabucak geriye kalan 3 şişeyi de açmış. Ama hiçbirinden Ju denizine saldıran en küçük bir rüzgar bile çıkmamış. İçlerinde bir şey kalmamış. Prenses umutsuzluk içinde dona kalmış. Boş şişeleri seyrediyor ve artık bir daha asla kocasını kurtaramayacağını biliyormuş. Olduğu yerde yığılıp kalmış. Dev dalgaların yavaş yavaş sakinleştiği denize donmuş halde bakmış. Üçüncü gün güneş Ju denizinin üstünde doğduğunda prenses sahilde cansız yatıyormuş. Ölü gözleri sevgilisi Kaptan Albin'in suların dibinde yattığı yöne doğru bakıyormuş. O zamandan beri çok yıl geçmiş ama insanlar hala bunu konuşuyorlarmış. Ufukta
büyük beyaz bir bulut görecek olsalar, bu kocasını arayan beyaz bulut, şimdi rüzgar çıkacak derler.